önümüzdeki döneme baktığımızda. <laughs> Habertürk gazetesi Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, İHA muhabirine yayın esnasında attığı tokatla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Yayın öncesinde ses sorununu halletmeye çalışırken bir anda Sarıkaya'nın şiddetine maruz kalan Ahmet Demir neye uğradığını şaşırdı. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından sendikalar Muharrem Sarıkaya'nın istifa etmesini istedi. Muhabirinin arkasında duran İhlas Haber Ajansı ise Sarıkaya'ya tepkisini koydu ve dava açacaklarını açıkladı. Bunun üzerine Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Mazeretsiz özür diliyorum" beyanında bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'le yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını da sorumlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp bir saat kadar sonra telefonda kendileriyle ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyunda İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Tanık'la olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum Muharrem Sarıkaya. Videoda tepki çeken bir diğer detay ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in olaya kayıtsız kalışıydı. Karşısında bir insan tartaklanmamışçasına konuşmasına devam eden Şahin de Sarıkaya gibi eleştirilerin hedefi oldu. Sarıkaya'nın ardından geçmişte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Şahin de özür dileyerek yapılanın yanlış olduğunu ifade etti. Dediler ki başkanım şehir dışarıda nasıl tanınıyor? Fıstıkla tanınıyor, baklavayla tanınıyor. Ama en önemli şey bizim için en önemli şey beşeri sermaye. Yetişmiş insan gücü. Beşeri sermaye ve yetişmiş insan gücü. Bunun üzerine biz... Olayın ardından cumhuriyete konuşan Demir, Sarıkaya'nın özrünü onun yaşına hürmeten kabul ettiğini fakat hukuki süreçte başlatacağını ifade etti. Gündem Sarıkaya'nın basın emekçisini tokatlamasıyla çalkalanırken bir özür açıklaması da Habertürk'ten geldi. İnsanlar bu özrü Sarıkaya'nın Habertürk'ten kovulmasına yorumladı fakat ortada ne bir istifa ne de bir kovulma söz konusuydu. Haber Türk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Ankara temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Haber Türk olarak içtenlikle özür dileriz. Sarıkaya'nın görevine devam edeceğinin anlaşılmasının ardından Basın sendikaları ertesi gün Habertürk'ün önünde toplanma kararı aldı. Demir gibi birçok basın mensubunun maruz kaldığı şiddeti kınayan bir açıklama yapacakları belirtildi. Gençleri geleceğe hazırlayacak e, vizyon ve e, planlama yapıyoruz.